Çocukken sadece çok korkuyordum. Vücudumda, tırnaklarımdan, kulaklarımın içlerine kadar her yerimin olduğunu biliyorum. Şiddetin fiziksel olanı bir zaman sonra geçebiliyor. Ama ruhta kalan, bir daha hayat hiç aynı olmayacak. Bir daha ben hiç gülmeyeceğim. Bir daha hiçbir zaman ben neşelenmeyeceğim. Sen kabul et ya da etme. Bütün farklılığımla beraber buradayım. Paylaş Benimle Evinde bizler bugün Kevser Aslı Tüfen Çiçeği ağırlayacağız. Çocukken çok kırılmış bir insanın büyüdükçe kırıklarından güçlenme hikayesini anlatmaya kararlı olarak geldi. Aslı çocukluğu boyunca babasından bazen onu dinlerken bile zorlandığımız şiddet görüyor. Yetişkinliğin eşiğine geldiğinde o evden kaçıyor ve bir sığınma evine yerleşiyor. Orada Kevser isminden Aslı ismine geçiyor, babası onu bulamasın diye. Aslı hayatı boyunca bu kaçışların sonrasında aslında bütün bu şiddet izlerini ruhunda taşıyor. Bir evlilik yapıyor ve bu evlilikte de şiddet görüyor. Otizm tanısı alan ikinci oğluyla beraber yeniden ve yeniden güçleniyor ve bugün geldiği noktada kimse benim canımı acıtamaz artık. Ben artık hayatta bundan sonra çocuklarımla, ailemle özgürleşerek büyümek istiyorum diyor. Tüm bu hikayeyi anlatacak bize. Doğduğun evde bir anne bir baba var. Hı. 8 kardeşsiniz. Nasıl bir ev orası gözünün önünde? Orası bir kere müstakil ve büyük. Apartman şeklinde ama müstakil büyük bir ev. İçinde çok çocuk var. Bir de benim. Babaannem, dedem var. Çok yaşlıydılar. Annem var. Ve sürekli çığlık atıp insanlara zarar veren, küfreden bir de babam var. Annem, babam ne kadar çok konuşuyor veya hakaret ediyor veya şiddet uyguluyorsa onun ona A yapalım, onun Z'si de annemdi. Annem de ne diliyle ne eliyle şiddete izin veren, bize çok az konuşan, her konuştuğunda da hep mesaj veren bir insandı. Annem bize böyle çocuklar bir gün büyüyeceksiniz diye böyle anlattığı, böyle bir gün yetiştiğinizde diye anlattığı birkaç sözden biridir. Sakın ilk tokada susmayın. İlk tokada susarsanız son tokada asla göremezsiniz. Bütün kız çocuklarına emanet edir. Erkek çocuklarına da böyle yapar, bana bakın. Sakın eşlerinize elinizi kaldırmayın. Acı söz söylemeyin. Öbür dünyada bile olsam hakkımı helal etmem derdi. Şimdi babam bu kadar şeyi yapıp bize nasıl rol model oluyorsa bu küçücük kelimeler, küçücük hareketler de bize bütün o kurduğu kalıpları yıktırıyordu aslında. 8 kardeşiz, 8'imizde de bambaşka izler var. Öyledir. Şiddete şahitlik eden, maruz kalan her çocuğun hikayesinde korku ve öfke aynı şekilde sonuç vermez. Herkes de izler bırakır ama bütün o izlerin hepsi çok yaralıdır tabii ki. Ama anne kendisi gördüğü şiddete, ki bu şiddetten çok ağır fiziksel ve psikolojik yaralanmalar yaşayan bir anne anlatacağız. Anne bu şiddetin karşısında çocuklarına, erkek çocuklarına da kız çocuklarına da hikayelerini dönüştürmek için bir şeyler söylüyor. Evet. Ne yaşardı annen o evde Aslı? Annem sadece korkardı. Yaşamaktan korkardı, nefes almaktan korkardı. Babamın gelmesinden, birinin ağlamasından, yemeği geç pişirmekten, sabah olmasından, akşam olmasından annem hayatını sadece korkarak geçirdi. Yıllar sonra ben annemi İstanbul'a yanıma getirdiğimde artık 28-29 yılını yatalak geçirmiş. Koltuğun kenarlarına tutunarak çok böyle sert bir şekilde günlük rutininde böyle durduğunu fark ettim. Anne neden böyle duruyorsun diye sordum ona. Bıraktı. Babamla ilgili bize hiçbir zaman kötü bir kelime söylemezdi. Biz görüyorduk, yaşıyorduk ama senin baban da şöyledir, şöyledir dediğine hiç vakıf olmadım, hiç şahit olmadım. Birkaç kere üsteledim. Çünkü beden dili o kadar alışmış ki gidip gidip kenarlara bir tutunuyor. Dedi ki baban geçerken dedi ne zaman vuracağını bilmediğim için hep dedi kenarlara düşmeyeyim diye kendime tutunuyorum.
Yani hayatını böyle geçirdi, korkarak. Dayak yiyerek, ağlayarak, acı çekerek. Çoğu zaman ağladığını bize göstermemek için arkasını dönerek, uyuyor numarası yaparak. Siz çocuklar olarak, sen kendi hafızanda da bak Aslı, hep dönüştürmek istedin o anıları. Neyi dönüştürdüğünü de bilelim. Neye şahit oluyordun, ne görüyordun o evde sen? 12'li, 13'lü yaşlardayken babamla aynı mahallenin insanları, birbirlerini sevmişler. Dedem vermek istememiş, dedem almak istememiş. Babam bir evin bir oğlu. Annem 17 yaşındayken işte büyükler araya giriyor, evi sevenleri ayırmak günahtır. Evlendiriyorlar, evleniyorlar. Normal bildiğimiz işte Türk aile gelenekleriyle evleniyorlar. Annem şöyle der, ben çocuktum, kim nereye çekerse de oraya doğru yönleniyorum. Zaten annem çok içine kapalı, sessiz, sakin. İşte evin en büyük çocuğu, kardeşlerine bakan, mütevazi bir hayatın içinden gelen bir kız çocuğu. 17 yaşında babamla evlendiğinde kendi odalarına girecekler. Demişler ki gelinliğini damatlığın üzerine bırak. İşte kapıdan girince ayağına şöyle hafifçe bas. İşte şunu yedir, bunu içir, öyle yap, böyle yap. İşte bizim ritüeller var ya, bunlar söylenen, öğretilmiş. Annem de söyleneni uygulamış. Babamın ayağına şöyle hafifçe bir basmış. Öyle bir tekme yemiş ki annem diyordu ki ellerimin kınası çıktı ama kaval kemiğimin acısıyla moru geçmedi. Ben o zaman sustum dedi. Ne olduğunu da bilemedim ya dedi, sustum. Sonra bu aynen bu şekilde devam etmeye başlamış. İstenmeden alınmış ya kayınvederi, kayınvalidesi tarafından. Yardımcı olunmak, esirgenmeyi hiç görmemiş. Bir şey sorduğunda, öğrenmeye çalıştığında, evlenmeyi bildin ya, yapmayı da becer şeklinde. 4 yıla yakın çocuğu olmamış. Boşa onu, bırak onu, üstüne getir, götür. Bir sürü aile müdahaleleri, halamın müdahalesi. Biz böyle yarıya kadar sıralı diş gibiyiz. Yani 70, 71, ben 72. 75'ten sonra 70'te işte 7, 79, 81 gidiyor böyle. Annem sanırım 5. çocukta artık rahatsızlanmaya başlıyor. Çok fazla evde büyüklerimiz olduğu için çok fazla misafir alırdık. İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan her yerden misafir ve yatılı misafirler gelir. İşte o zaman tüp tencere yok. Annem ocakta yemek pişirir. Tamam, apartman dairesi gibi böyle bir betonarme evdeyiz ama sobada pişer yemekler. İşte bebekler bakılır, çamaşırlar elle yıkanır. Her giden misafirin mutlaka yatağı, yorganı yıkanır ve annem bunları hep tek başına yapıyor. Annem yemeğe vakit bulamıyor. Zaten babamın psikolojik şiddeti ve fiziksel şiddeti de o kadar ağır ki onların içinde çok fazla öyle uyumaya, yemek yemeye de hali de kalmıyor. Babama da söylemiş yani, sırtım ağrıyor şöyle böyle diye, belimde bir ağrı. Aslında belinde küçücük, hep söyler, 10 kuruş kadar bir ağrım vardı. Ben böyle başladım der. Namuslu kadın, edepli kadın kocasına şuram buram ağrıyor deyip de kendini doktora gösterttirmez. Deyip susturulmuş. Annem susmuş. Sonra bu artık fiziksel aktiviteni engellemeye başladığında evet birkaç kez doktora götürülmüş. Ama ilaçları temin edilmemiş. Ve yaşadığı hayatın rutinlerini hiç değiştirmedikleri gibi her sene bir çocukla bu rutinler daha da ağırlaşarak devam etmeye başlamış. Anneannem rahmetli, bir dayım daha vardı, iki dayım, dedem. Anneme sormadan birkaç kere gelip anneme el koyar gibi alıp götürdüler aslında. Götürdüler, tedavi ettirmeye götürdüler. Böyle karga tulumba, işte batanya ile, sedye ile giden kadın duvarlara da olsa tutunarak yürüyerek birkaç ay sonra bize geri geldi. Annem her gidişinde ona sormadan götürdüler ama annem hep isteyerek geri geldi. 14'lü yaşlardaydım. Eskiden çok çocuk olunca evde işte tavana asılan çocuk beşikleri vardı ya, onların böyle geçmeli odunları vardır, sopaları. Kenarları da böyle topuzludur. Bir gün babam, yani sebebini hiç hatırlamıyorum ama kesin eften püften bir sebeptir. Öyle bir vurdu ki, annem sopa gelirken şöyle yapınca, şu yıllar sonra şurada da kemik, iki tane dirsek gibiydi buraları. Yıllar sonra ben anneme bunları hiç unutmuyorum dediğimde bana onlara ne oldu ki dedi. Kadın onu anımsayamadı. Ya dedi, ben onu dedi yürümeye dedi zorlanırken kemiklerim inceldi de kırıldı diye zannediyorum. Mesela bir keresinde ya savunmasız küçük eli kolu bağlı bir bebek düşünün. Ne yapabilirse benim annem onu yapabiliyordu. Alıp
yere atıyor. Kaval aradan 5-6 gün geçiyor. Rüzgar perdeyi şöyle havalandırdığında anne feryat ederdi. Hatta bir gece eve polisler bile geldi. Buradan çığlık sesi geliyor diye. Babam annemi göstererek rahatsız dedi. Rahatsızlığından bağırıyor dedi. Ama kimse bilmiyor ki neyin ne olduğunu. Ben 18 yaşındayım. Annemin bir doktoru vardı. Hatice Büyükçoban. O benim Hatice ablam hala. Hatice Büyükçoban'a koştum. Annemin durumunu anlattım ve Hatice abla gel dedim. Babama izin almadım. Babama söylemedim. Hiçbir şey söylemedim. Annemin ayağı mosmordu artık. Annem gidiyor geliyor. Artık bilinci bile kapanıyor, açılıyorları olmaya başladı. Biz çocuk aklımızda kangrene gittiğini ve annemin ayağının kesileceğini görmeye başlamıştık. Hatice Büyükçoban eşini aldı ve koşarak geldiler. Akşam bir saatti. İçeriye girdiler, baktı ve eşine şöyle dedi, Mürsel sen daha iyi anlarsın dedi. Yani Mürsel abi aslında bir hayvan doktoru yani veteriner hekim. Yani baktığında ne zaman oldu dedi. Babam işte sabah falan filan derken hayır dedi, bu eski bir olay dedi. Çünkü artık ayak kangrene gidiyor dedi. Yani belki de kangren dedi. Şimdi yapmamız gereken işte hastaneye gideceğiz. Aslında babam hastaneye daha önceki bütün kırıklarını evde hallettiği için, hiç hastaneye gitmediği için. Çünkü bunun bir cezai boyutu da olabilir. Anneannemlerin haberi olur. Babama bir şey yaparlar. Bu devletten de korktuğu için... Hastane olayımız yok. Kırıklar evde iyileşir. Ama o kırık başka bir kırıktı ve hastaneye gitmesi gerekiyordu. İşte babam bir şeyleri eveliyor, geveliyor. Hiç unutmam, Mürsel abi şöyle dedi. Korkunun acele faydası yok Selim amca. Hastaneye gidiyoruz dedi. Kızlar toparlanın dedi bize. Biz zaten hazırdık. Annemi götürdük. Annem feryat ediyordu. O kemiği yerine getirdiler. 6 ayda o kemik... kaynamadı, alçıda kaldı ayak. Gerçekten çok fazla acı çektirilmiş anneye. Anne bir ezberle beraber büyümüş biri belli ki. Sizi korumak istiyor ama gittiği zaman da o eve geri dönüyor. Çıktığı eve geri dönmeyeceğine dair bir bilgisi var. Hayatta da tek başına var olmakla ilgili de bir adım atmıyor. Zaten bir korku duvarı da var orada. Çok fazla şiddeti ezberlemiş ve normalleştirmiş, hatta acısına duyarsızlaşmış artık diyorsun. Anneni anlatıyorsun ya bana Aslı. Anneni anlatırken yüzünde bir anne beliriyor. Buradan görünüyor. Sanki o anneyi daha fazla bir anlatasın var. Anne, o kadın senin için ne demek senin duygunda? Benim hayatımı bir kemiğiyle özetlersem annem ve anne yapanlarım. İşte yüzümde belirlenen anne, anne yapanlarım. Anne olmayı annemden öğrendim. Annem gibi anne olmadım. Ama bir annenin mucizelerini annemden gördüm. Annemin çok zeki olduğunu, ne kadar konuşmasa, ne kadar sussa da, ne kadar her şeyi sineye çekse de, kabullense de, aslında annenin vatan gibi bir şey olduğunu öğrendim. Yani görebildim. Bu benim yetim, tamam. Ama annem de bunu verdi. Yani ben hayatı, babam bizi döver eder falan, gece olur. İşte annem bizi yatırır. Daha doğrusu biz onu yatırırız. Bizi uyutmak için koyar. Anne bize masalı anlat. Annem bize hep aynı masalı anlatır. En fazla iki masalı vardı. Kara boncuğu vardı annemin. Onun çocukluğuna ait oradaki anılarıymış aslında masalları. Annem bize o masalları anlattığında bile bize hep bir mesaj vermiş. Canım annem. Kaybettik değil mi anneyi? Anneme evet. 18 sene oldu. Konuşalım, yasını da konuşalım, seni de konuşalım. Bir de aslında bütün bu şiddet öncesinde bir aşk anlattın. Annemle babamın aşkı. İşte şöyleymiş, böyle konuşulurmuş vesaire. Hani bu şiddete dönüştüğü yerde mesele, aşkı konuşamayız tabii ki. Çünkü sevmek böyle bir şey değil. Canını yakmak değil. Kendi hayat içerisindeki gördüğün şiddetin ya da hayatta öğrendiğin şiddet bilgilerinin bazen birinin savunmasızlığına dönüşmesi değil. Şiddet aslında, kadına şiddet, erkeğin yetersizliğini, kadının çaresizliğine dönüştürüyor. Ama zaten sen bu aşka da hastalıklı diyorsun kendi dünyanda. Ne demek hastalıklı?
Ya bir, sevdiğiniz hiç kimseye zarar veremezsiniz. Kişinin atıyorum gözü şaşıdır. Bir sürü insan ona diye bakarken onu seven kişi onu şaşı haliyle sever. Yani bütün eksiklikleri, bütün noksanlıkları, bütün yaralarıyla, bütün sevinçleriyle, bütün çılgınlıklarıyla her türlü kabul eder ya. Dönüştürmeye çalışmaz. Zarar vermekten de korkar. Benim hayata zarar vermekten korktuğum insanlar tabii ki var. Az sayıdalar ve varlar. Dokunamam onlara. Mesela bir çocuğumu geceleyin gündüz okulda bir şey yaşadı da bana anlatmadı mı diye ben gece uykusunda onu izlerim. Yani bana anlatmadığı bir şey vardı, ben sabaha kadar kurarım onu. Ya var bak, çok debeleniyor, bu sayıklamaya başladı, var bir sıkıntısı. Sevmek böyle bir şey. Şimdi bunu onunla şiddet uygulayarak, hakaret ederek, ailesiyle vurarak, canıyla tehdit ederek, çocuklarıyla tehdit ederek, bu sevgi değil ki. Bu hasta bir ruhun karşısındaki insanı bunu yaparken seni seviyorum kılıfı altında yapması. İşte hastalık burada başlıyor. Bu arada siz çocuklar da bu şiddeti yaşıyorsunuz. İkisi de aslında hayatımızda travmatik deneyimler. Çocuğun anne baba arasında şahit olup izlediği şiddet, çünkü orada sadece izlenmiyor şiddet, içselleştiriliyor. İkincisi bir babanın çocuğuna uyguladığı şiddeti de konuşuyoruz. Ki sen Aslı yıllar sonra bu şiddetten zaten kaçıp o evden gittin, sığınma evine, ama sen bir çocuk olarak da şiddet görüyordun, bir ergen olarak da şiddet görüyordun. Ne yaşıyordun? Çocukken sadece çok korkuyordum. Ses tonundan onun ruh halini takip etmeyi öğrendiğimde kaç yaşındaydım hatırlamıyorum. Onun sesleri hep nettir, mimikleri de nettir. Buraya gelin, sinirli ama sakin olabilir. Buraya gelin, sinirleniyor, her an dayak yiyebiliriz. Buraya gelin diye bağırdıysa eyvah, kıyamet koptu, sıra dayağı geldi. Buradaki aslında şiddetten, fiziksel şiddetten kastım öyle 3-5 tokat falan değil. Ben insanın vücuduna inmeden önce nasıl bir uğultu çıkardığını ezber bilirim. Buraya gelin sesindeki o tokluk, şiddet yoksa bile o tokluğun, o çıkarırken o sonra avucuna, o öyle bir korku ki, yani o dehşet bir korku o. Yani formüller arıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Kalın giymeye çalışıyorsunuz. İşte vuracağı zaman elleriniz titriyor. Aman dilediğinizde bir kere vuracaksa 10 kere vuruyor. Onun karşısında asla aman dilemeyeceksin, yere düşmeyeceksin. Vurdu, kalkıp dimdik dikeceksin kendini. Böyle bir isteği vardı. Yani bunlara uymak için gerçekten hepimiz çabaladık kendi çapımızda. Yani baba yapma lafından nefret ederdi ve kendini kaybederdi. Mesela en küçük kardeşim 1 yaşındayken banyo yapıyor, çocuk ağlıyor. Biz evde işte kızlar banyosunu yaptırıyoruz. Dışarı çıkacaktı, geri girdi. Susması komutunu verdi. 1, 2, 3, 5, 10. Çocuk susmuyor ve onu gibi yaşındı. Mosmor yattı. O zaman bizim evimizde hep böyle ezikler, bereler için kullandığımız bir kremimiz vardı, yağlı bir krem. Biz o kremle çocuğu sabaha kadar masaj yaptık. Çocuk sabaha kadar içini çekti. Hala banyo yapmaktan nefret ediyor. Bir çocuk şiddet gördüğü zaman dünya ile ilgili güvenlik alanı daralmaya başlar. Evini güvenli bulmadığı için erken yaşlardan bu dünyanın da güvenli bir yer olmadığını anlamaya başlar. Bir çocuğun babası annesine şiddet gösterdiğinde o çocuk o evin içerisinde ruhsal olarak o sıkışıklıkla saklanacak yer aramaya başlar. Uzun yıllar boyunca korkuya, öfkeye, üzüntüye dönüşerek o hayatı etkilemeye devam eder. Burada aslında Aslı sadece kendi çocukluğundaki şiddeti anlatmıyor. Gözümüzün içine bakıyor ve şiddet gösteren, bu eğilimde olan herkese durun diyebiliyor. Ne yaşadığını bilen, bu izleri yıllarca taşıyan birinden bir mesaj var hepimize. Sevgiyle, değerle, güvenle,
dinlenerek, duyularak, görülerek, temas edilerek büyümesi gereken çocukların hayatlarının böyle karartılmaması gerektiğini anlatıyor. Ne kadar çok korkmuşsunuz, ne kadar çok bir de şiddet karşısında anlattığın şeyler öyle. Çocuk çok yoğun bir korku yaşar. Bunun yanı sıra bir süre sonra artık gerçekten de sesler, görüntüler tetikleyici olmaya başlar. O şiddet o sırada gelmese bile. Öfke yaşar çocuk ama o öfkenin karşılığı çıkamadığı için aslında o korku duvarının altında o öfke de içeride sıkışır ve hayata yansımaya başlar. Ve siz çocuklar olarak bunları yaşamışsınız. Birimiz de duymamışız sesinizi. Gerçek anlamda. Bunu toplum adına söylüyorum. Küçücük çocuklar, bir yaşında bir çocuktan bahsediyorsun. Şiddet karşısında artık o dönemin içerisinde susmaktan başka bir çaresi olmadığını düşünen annenin yanında. Kız çocukları, erkek çocuklarının yanında ve aslında cezalandırılması gereken birinin yanında. Hiçbirimiz sizi o dönemin içerisinde duymadığımız gibi alamamışız da. Bu şiddet karşısındaki, şiddetin arkasında kalan çocuğa ne oluyor? Bütün ailelerin de, şiddet eğilimli insanların da, belki bunu yapan ve kendi kafasında normalleştiren annelerin, babaların da aklına kazınsın da çok istiyorum. O şiddeti yaşayan çocuğun bedeninde yaraları var, evet. Duygu olarak anlatsan bana, o çocuk orada, o şiddeti gördükten sonra, içeride olduğunda, odasına gittiğinde, kendi başına kaldığında nasıl bir duyguyla kalıyor? Sen nasıl bir duyguyla kaldın? Küçüktüm, 11-12 yaşlarında. Bir saat almıştım kendimi. Babam böyle şiddet uyguladığı zaman saatimi çıkarırdım. Enteresan bir şey. O saat aksesuar bir güzellikti çünkü. O saati bile çıkarırdım kolumdan. Neden? Hak etmediğimi düşünüyordum. Mesela güzel giyinmek ya da işte çocuk olmak, gülebilmek, buna hakkımın olmadığını hissediyordum. Hakkımız yok. Çünkü o kadar çok aşağılanıyorsunuz ve yargılanıyorsunuz ki o yargıları gerçek olduğunu hissetmeye başlıyorsunuz. Ben 20'li yaşlarına kadar diyebilirim ki, yani çok nadir zamanlar hariç, her gece babamın feryatları, küfürleri, kıyametleri ve annemin bazen acısıyla, ya annem dayak yerken başörtüsünü çıkar ağzına koyardı, çığlık atmasın, sesi çıkmasın diye. Onların orada ne yaşadığını bildiğim için yorganın altında sabaha kadar şöyle kas katı oluyordum. Ve sabah ezan saatlerinde bazen daha erken, bazen daha geç bütün vücudumun kasıldığını hissediyordum. Onu ne zaman hissediyordum? Bıraktığımda hissediyordum. Kasılırken hissetmiyordum. Her gece ağladım. Herhalde 10'lu yaşlardan 20 yaşlara kadarki süreç içerisinde ağlamadan uyuduğum tek bir geceyi hatırlamam. Gözlük kullanıyorum bundan sebeple. Yani herkes gözlük kullanıyor ama bana bunu doktorum söylemişti. Sen hep gece ağlarken mi uyuyorsun? Evet dedim. Yapma dedi. Hani büyükler derler ya dedi, yüzünü yıka. Gözyaşın gözlerini tahriş etmiş kızım dedi. Sebebim bu dedi. Şimdi gözlük yazacağım sana dedi. Ve birisi benim özel hayatımı bilmeden özel hayatımı bilmiş gibi kendimi çıplak hissetmiştim. Nasıl anladı diye. Her gece ağlayarak uyudum. Dayak yiyorsunuz, canınız acıyor. Kardeşiniz dayak yiyor ya da ablanız ya da abiniz. Aynı şiddeti hissediyorsunuz. O gün yani o anda size o belki o hortum, o kemer size inmiyor ama yanınızdakine iniyor ya. Benim ruhumda hissettiğim şiddet aynı şiddetti. Ama anneme uyguladığı, onun tarifi yok. Hani katlayarak anlatırsak o birse kendime uygulanan, anneme uygulanan belki 10, belki 50. Abartmadan söylüyorum. Çünkü ben şiddete maruz kaldığımda canım acıyordu ve kasılmıyordum ama. Ama anneme şiddet uygulandığında bütün vücudumun böyle bir beton gibi orada beni alıp bir yere atsalar herhalde böyle kazık gibi düşerdim oraya.
Büyüyene kadar, 17 yaşına kadar erkek kardeşim koynumda büyüdü. Biz birlikte uyuduk. Ben ona bazen öyle bir sarılırdım ki, yani sarılırmışım. Çocuk uykusunda ya diye bir bağırırdı. Ben öyle fark ederdim. Çocuğu aslında boğuyorum ben orada diye uyku içerisinde. Özellikle babalara söylemek istiyorum. Çocuklarınızı sevin ama kızlarınızı daha çok sevin. Yani annemin kaderini ben yaşamadım. Ama 20 yaşına kadar annemle beraber o evin kaderini yaşadım. Sadece ben değil, biz 8 kardeşin 8'i de ayrı ayrı yaşadık. Yani şiddetin fiziksel olanı bir zaman sonra geçebiliyor. Ama ruhta kalan, biliyorum ki ben ahirete kadar bu yarayı vücudumda, ruhumda, kalbimde, her yerde yaşayacağım. Birisi birisini döverken gördüğümde ben herkesten fazla reaksiyon gösterebiliyorum. Hayat içerisinde kendi sınırlarını belirlemişsin. Hikayeyi dönüştürebildiğini konuşacağız ama diğer taraftan da mutlaka şiddet çocuğun hayatında travmatik bir deneyim. Ve o travmanın hatırlatıcıları geldiği zaman da aslında kendinde korktuğun bir öfkeden de bahsediyorsun. Aslı o kadar önemli şeyler söylüyor ki bu arada. Şiddet bir çocuğun dünyasına birçok karanlık bırakır ama çok temelde değersizliği bırakır. O değersizlikle Aslı'nın bir mücadelesi olmuş hayatında. Aktarılan meselelerden de bahsetti. Şimdi şiddetle defalarca değersizleştirilerek büyümüş bir çocuk, hele ki hikayesini dönüştüremeden, yardım alamadan büyüdüyse, yine kendisini o şekilde değersizleştirecek birine gitme eğiliminde. Çünkü hayatta bunu biliyor. Bunun adı sevgiyse ki değil ama ona öğretilen o, böyle sevilmeyi, değersiz hissettirerek sevilmeyi öğrendiği için de yanlış seçimler, evlilikler, benzer yerlere gelmeler oluyor hayatlarımızın içerisinde. Sen aslında okulla ilgili var isteklerin bu hayatın içerisindeydi. Hala var. Neydi o dönem hayalin ve bugün ne? Tek hayalim hukukçu olmaktı. Öğretmenin bana biçtiği meslek öğretmenlikti. Ama benim ben cübbe giymeyi çok istedim. Kef ve cübbeyi çok hayal ettim. İlkokul 5. sınıfa, aslında küçük bir şey söyleyeyim. Öğretmenim ziyaretimde, yetişkin olduktan sonraki ziyaretimde demişti ki, eşine anlatıyor ama gözleri bana bakıyor. İlkokul 1. sınıftaysınız, akşam oldu, senenin ilk karı yağıyor. Ben ışıkları kapattım, camları açtım, çocukları da camın önüne topladım. Yağan karı izliyoruz. Sırada tek başına oturuyordum, yanına geldim. Dedim ki, sen kar sevmez misin? Sen de dedin ki, kardeşlerimin bezlerini yıkadım, terasa astım öğretmenim. Şimdi onlar ıslanıyor, ben eve gidince kardeşlerimin altına ne takacağım? Babam beni döver. Benim hatırlamadığım, öğretmenimin benimle ilgili hatırladığıdır. Beni her gördüğümde gözleri kızarırdı. Sonra 5. sınıfa gelelim, mezun oluyoruz. Veda partisi oldu, öğretmenim çağırdı beni. Yanına çöktü, gözlerimin içine uzunca baktı. Dedi ki, okuyacak mısın dedi. Dedim, çok istiyorum dedim. Oku dedi, sen oku. Sen oku, Sinop'ta öğretmen okulu var dedi, denizin kenarında, çok güzel bir yer dedi. Bak senin okulun orası dedi, sen oraya git. Neresi dedi? Sinop öğretmen okulu. Tamam dedi, unutma. Şimdi git dedi babana, baba beni ortaokula yazdır diye söyle, ben de söyleyeceğim dedi. Tamam, geldim, okumak istediğimi söyledim. Öyle bir şeklinde, zaten gündem olmadı. Eylül oldu, okullar açılıyor ve bütün arkadaşlarım artık okula gidiyor. Benim okuduğum ilkokuldaki sınıf arkadaşlarım, hala grubumuz var, görüşürüz. Yaklaşık yani 1/3'üyle görüşüyoruz. Bazıları yurt dışında olduklarını bildiklerim var. Herhalde bir iki kişi hariç herkes üniversiteyi okudu. Ben okutulmadım. Babama ortaokulu okumak istediğimi söylediğimde babam, bir sene daha bekle, abinle ablan okula gitmedi. Ben seni tek başına gönderemem. Bekle dedi, kardeşin de mezun olsun, beraber gidersiniz. Bekledim bir sene.
Hayır, o okumayacak belli, bak karnesine. Ama onun küçüğü öyle değil. İşte o zeki kız, bak ikinizi ben şu ağlamaya başladım. Baba dedim, 2 sene. Hayır, ben seni zaten 1 sene erken verdim. Minyon tiplisin de zaten sen arada kaynarsın. Sen akıllı kızsın, zeki kızsın, okursun da bekleyeceksin dedim. Yani sonuçta mucize gibi bir şey var ya, o evden bir kere çıkmak var. Hayal kurmak var, meslek var. Ben 2 sene işte hukuku o zaman hayal ettim. Adalet sahibi olmak istedim, adalette olmak istedim. Annem gibi anneler, babam gibi babalara gerekli olan taksimatı, hayat taksimatını yapmak istedim. Tahmin ediyorum ki o günkü duygularım beni hukukçu olmak için çok hayal ettirmiştir. Ben bu kadar istedim ama 3. seneye döndük. İşte o mezun oldu. Babam hayır okutmayacağım dedi. Biliyorum dedi, hakkını yiyeceğim ama dedi. Çocuksun, bana kızacaksın. İstediğin kadar kız. Büyüyecek dedi. Bak bir gün hepsi dedi, bütün kardeşlerin. İşte biz hasta baktık, yaşlı baktık. İşte çocuk baktık. Öyle yaptık, böyle yaptık. Sen gittin, okudun. Sen bizim haklarımızı gasp ettin. Arkada kardeşlerinle arandaki bağ kopacak dedi. Sanki sonradan çok kopmamış gibi. Bir gün, o son gündü, o kadar şiddetli bir dayak yedim ki. Terasta halı yıkıyoruz kız kardeşimle. Dövdü ama öyle böyle dövmekle. Dinlendi, dinlendi, dövdü. Bugün kafamda ne kadar saç varsa o gün daha fazlası yerdeydi. Buraya 20 yaşındayım. Vücudumda, tırnaklarımdan, kulaklarımın içlerine kadar her yerimin olduğunu biliyorum. Kimse polis çağırmıyor mu? Yuh dediklerine, yapma diye bağırdıklarına, dur dediklerine. Vah, adam kadını öldürüyor. Bak kızı ah mahvoldu, öldü. Bunlar izleyici reaksiyonları. Seyirci tepkileri bunlar. Yazıklar olsun, ne yapıyor, bak öldürüyor'yu sonuna kadar izlemek ya da bugünün dünyasında elinde bir cep telefonu açıp paylaşmak için çekmek. Şiddete karşı seyirciliği sonlandırmamız lazım. Seyirci reaksiyonlarını kesebilmemiz için orada gerçekten de kalabalıklaşmamız lazım. Bir, o sesler hep beraber çıkacak. İki, şiddeti gösterenden daha güçlü hale gelebilmek için kalabalıklaşacağız. Tabii ki bunu yaparken de özellikle polise, jandarmaya ya da belli başlı hatlara da ulaşacağız. Tabii bu bahsettiğin sürecin üzerinden çok uzun bir zaman geçti. Bugün artık sosyal hizmetler, koruma sistemleri daha da kuvvetli. Bugün şiddet gören çocuklar, kadınlar için de seslenelim. Nasıl ki bugüne geldiğimizde aslı daha kuvvetli, bugün sistem de daha kuvvetli. Evet. O yüzden yardım istemek, seyirci kalmamak, sessiz olmamak, orada yardım isteyemeyen bir kadın ya da çocuk varsa bile onun için ses çıkartmak en temel yerimiz olmalı. Evet. Ve sen o şiddeti görürken, hani bunun zaten şiddetin hiçbir halini normalleştiremeyiz ama senin ruh halinde sen zaten artık gideceğini biliyor musun galiba? Evet. Sonra nerede gittin? Son dayak yediğim yer, teras. Aşağı indim. Babam yukarıda. Birkaç kardeşim orada, onları da bağırıyor, çağırıyor. Annemin yanına indim. Annem tek başına evin salonunda oturuyor. Yüzüme şöyle bir baktı. Kızım dedi. Ama benim yüzümde o mutlu ifade var. Dimdik duruyorum. Yanına yaklaştım, yüzünün içine doğru eğildim. Anne, ben evden gidiyorum dedim. Bacaklarına şöyle yaptı. Şu dedi, kötürüm anam dedi. Ölene kadar her dedi ezan sesinde bir iki sana dua ediyor. Git kızım dedi. Yapacağım anne dedim. Söz mü dedi, söz. Tam yanından kalkacaktım. Şöyle açtı kucağını. Gel dedi. Bağırarak bir anda boşaldı, ağlamaya başladı. Beni de götür dedi. Ben dayanamam, beni de götür. Söz verdim. Seni alacağım anne dedim. Önce gideyim, sonra seni geleceğim, alacağım ve alacağım seni dedim. O gün kardeşim yakaladı beni. Ve seni babama söyleyeceğim diye tehdit etti. Yalvardım ona. Yalvardım.
Ya o bana ya ben ona bir şey yaparız yapma diye. Beni de götüreceksin, beni de götüreceksin. Tamam dedim, seni de götüreceğim yeter ki söyleme. O da kendine birkaç bir şeyler hazırladı. O geceyi ben hiç uyumadan geçirdim. Çıktık sabah 6:30. Bizi sosyal hizmetlere getirdiler. Sosyal hizmetlerde çapraz sorguya alındık. Büyük, gerçekten yani yarım günü kapsayan bir terapistlerin elinden geçtik. Bize bugün geriye dönük baktığımda cinsel taciz, tecavüz vesairelerle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Tanık değilim, böyle şeylerin varlığından habersizim. Hiç bilmediğim bir kavramlar. Bize aile içi cinsel taciz sorgulanmış aslında. Sonra dediler ki yani yaşları 19-20, reşitler ve bizim yapacak bir şeyimiz yok. Aslı 20 yaşına gelene kadarki her süreçte ağır bir şiddete maruz kaldı. Aynı zamanda annesinin bu şiddetle beraber bedeninde birçok yara aldığını, hatta kemiklerinin kırıldığını anlattığı dönemler oldu. O son gördüğü şiddette artık yeni bir hayata başlamak için göze aldıkları var Aslı'nın. Aslında bir genç kızın kendi çocukluğundan, o çocukluğun güçsüzlüğünden güç alarak yeniden doğma hikayesini dinliyoruz bizler. Hayatının dönüm noktalarından bir tanesi, annesiyle de konuşup, annesinden de duyduklarıyla o evden gidişi Aslı'nın. Nereye gideceğini çok bilmiyor, ne yapacağını çok bilmiyor. Ama bildiği şey, şiddetin çocukluğuna bıraktığı karanlığa bir çare bulmak ve yeniden başlamak. Tam da bu duygularla beraber evinden çıkıp gidiyor Aslı. Gazeteden bir iş ilanı buldum. Yatılı bir iş, Mecidiyeköy Ortaklar Caddesi'ne geldim. Babası yüksek kurmay olan bir hanımefendi vardı. Tamamen felçli, evinde tek başına yaşayan. Onunla birlikte kalmaya başladık. Yaklaşık bir maaşa yakın bir maaş kadar kalabildim. Asla yapamadım. Yani katlanamadım. Zaten ruh halim darmadağınık. Bir de üzerine o kadar ciddi bir sorumluluk. Yani elektriğimiz de çok tutmadı, konuşması problemli. Sabahtan akşama kadar banyo yap, masaj yap, yemek yap, alışveriş yap. Benim için onlar zor değildi de o psikolojik ortamda bir çıkış daha olmalı, bir çıkış daha olmalı. Şişli Belediyesi Kadın Sığınma Evi'ni konuşurken duydum. Mecidiyeköy'den Osman Bey Şişli'ye nasıl gidilir diye, herhalde o yol çok yakın bir yol. Ama gidene kadar herhalde bir 40 kere falan sormuşumdur. Kimseye de güvenmiyorum ve insanlar bana nerelisin diyorlar ve ben arkamı dönüp nerede ağlayacağımı bilmiyorum. Herkes haberdar, herkes benim kaçtığımı biliyor, herkes beni tanıyor ve ben... Ya İstanbul'da insanlar önce birbirine nerelisin diye soruyormuş, sonra öğrenecektim onu. Geldim. İçeriye girdim, eski bina, şimdi hizmet binası olan binanın içine girdim. Bir pasajdır oranın içi, bilenler bilir. İçeriye girerken birine, işte ben belediye başkanı görmek istiyorum dedim. Şöyle bir baktılar, sen kimsin dediler. Size söyleyemem, ben onunla konuşacağım falan diyorum. Bir iki kişi ona buna seslendi, adımın biri geldi. Bana anlat, bana anlat diyor ama ben anlatamıyorum. Köksal abi. Sonra bana dedi ki, bak kızım dedi, belediye başkanı dedi, Fatma Girin dedi, 4 tane dedi başkanı var. Erhan Başkan, Bilgin Başkan, Fikri Başkan, böyle sayıyor. Ben falanın dedi kardeşim, hem de dedi özel korumasıyım. Bana anlat dedi, kartını görebilir miyim dedim. Çıkardı, güldü, gösterdi. Temkinli de gidiyorum. Ben anlattım, bu akşam kalacak yerim yok, sokaktayım diye. Tamam dedi, bugün günlerden ne biliyor musun dedi. Ne dedim, pazar dedi. Bugün günlerden pazar. Sen dedi dua et dedi. Sarı Gülen Fatma Girik'in bugün kongresi var dedi. Biz de Fatma Girik taraftarıyız dedi. Birisi dedi seçilecek. O evi de açan Fatma Girik ya dedi. Sen dedi dua et bakayım dedi. Aldı beni, aç mısın dedi. Ben ıkmık diyene kadar karşıya geçirdi. Bir döner dükkanına oturturdu beni hemen belediyenin karşısında. Beni bekle, ben geleceğim sana dedi. Akşama kadar gelmedi. Karanlık çökmeye başladığında anlatırken bile kalbim çarpıyor. Muazzam bir korku. Geçtim karşıya. Kalabalık, havai fişekler patlıyor ortak. Çok kalabalıklaştı. Araç trafiği falan. Kalabalığın içinde buldum onu. Çok böyle herkesten sarılıyor, öpüşüyor. Beni de çok göresi de yok. Ben kıyısında bir yavru kedi gibi dolanıyorum. Dedim abi akşam oldu, tamam yahu tamam diyor bana.
Aldı beni belediyenin içindeki çay ocağına getirdi. Çaycı ablaya emanet etti, ben sizi alacağım, burada beklesin dedi. Aldı, bir sürü insanla biz bir taksiye bindik, doluştuk. Herkesi tek tek evine bıraktı. Bu arada benden hiç konuşmuyor. En son ben kaldım, o önde, biz arkada. Siyaset konuşuyorlar. Ben de herhalde dizlerim, dişlerim kadar takırdıyordu. Bir kağıthanede, sonra öğrendim kağıthaneyi, bir evin önüne geldik, bir inşaatın önüne. Yukarı ikişer ikişer çıkıyor, adımlarını bana da gel gel diyor ama ben böyle korka korka, o beşinci kattayken ben ikinci katta ağacayım. Hep böyle boşluktan yukarı bakıyorum. En üst kat dayalı da şöyle bir daireymiş. Kapıyı vurdu, bir bayan açtı, başı kapalı, karnı burnunda hamile bir bayan. Bir sürü küçük çocuk da kapıya çıkınca aile gördüm ve ben rahat ettim. Gel dedi. Yukarıya çıktık. Eşine dedi ki, iller arası dedi, ziyaretçilerimiz var kongreden sebep dedi. Bu hanım arkadaşla dedi, bizim bu akşam misafirimiz, biz misafirleri bölüştük, anlatmıyor durumu. Karısının nasıl bir tepki göstereceğini bilemediği için. Cabbar bir ablaydı. Şimdi orada biz misafirliği bir gece kaldık. Sabahleyin seni aldıracağım diye çıktı. Hanımı yakama yapıştı. Sen kimsin, kocamla ne işin var? Ben anlattım her şeyi. Bu kızın sahibi bundan sonra bize senden sorarım dedi. Beni birkaç gün dinlenmem için bıraktılar ve kadın sınıfına gittim. Köksal abi beni getirdi belediye görevlilerine, verdi, beni kabul etmediler. Dediler ki burası kadın sınıfı evi, sen, biz alamayız seni. Dedim ben, başıma bir şey gelse kabul edecek misiniz? Evet dediler. Ağlayarak oradan koşarken biz tekrar toslaştık. Sen ne oldu dedi, anlattım, gel içeriye. Açtı telefonu, sayın başkanım diye Fatma Gürek'le görüştü. Oradaki görevlilere verdi ve benim kadın sınma evi girişim yapıldı. Aslı, babanı kaybettin çok kısa bir zaman önce. Hı, 2 ay önce. Ne hissettin? Vallahi üzülmedim. Acı çekmedim. Boşluk. Yani bir şey yok. Travma. İşte bana geliyorlar, başın sağ olsun diyorlar. Başım sağ. Allah sabır versin. Hep söylediğim şey. Sabrı en kolay yaşadığım hadise. Yani yoktu. Babam var mı, annen var mı? Annen vefat etti, babam sağ. Babanı görüyor musun, baban işte nerede gibi. Artık bu sorular bitti. Aslında onun huzuru da var. Annem, babam vefat etti. Net. İnsanların artık soru sorup yargılaması da kalktı ortalıkta. Onun verdiği huzur var. Babamı kaybettiğim için üzülmedim. Yani ağlayan kardeşlerim oldu. Ağlamadım. İçimden gelmedi, ağlamadım. Cenazesi evin önüne getirildi. Oradaydım. Görmek istedim. Çünkü 30 yıllık bir... Aşağı yukarı 30, yani 29 tam yılımız var ayrı olduğumuz. Bu zamanlar içinde illa 3-5-10 kere bir görüşmelerimiz oldu 30 yıl içerisinde ama... görmek istedim. Ölümü görmek istedim. Ölmez gibi görülen o kafamızdaki abideleşmiş şiddeti... dünyanın sonunun hepimiz için aynı şey olduğunu, yani ölümü onda görmek istedim ben. Öldü. Bizde normalde kadınlar mezarlık şeyine gitmezler, yani gömülme defin esnasında. Ben gittim. Cenaze arabasına bindim. Babamın peşinden değil. Ölümü görmek için vedalaşmam gerekiyordu. Ben veda için gittim. Mezarlık işlerini yapan hoca efendiye yanaştım. 30 yıldır görmüyorum. Son kez görebilir miyim? İzin verir misiniz? İzin vermiyorlar dedim. Tamam kızım, bekle dedi. Misallah taşına tabut getirildi. Ailenin erkekleri diye bağırdı. Abim ve erkek kardeşim. Açın dedi. Sen tut kapağı, sen çöz bağları dedi. Bak kızım, babam dedi. O kişinin sesindeki o tevazuyu bile, yani bilmiyorum beni görür tanır duyar mı? 1000 kere teşekkür ederim ona. Bana bu imkanı. Çünkü o son andı ve yaşadım ya da yaşayamayacaktım. Baktım. Duygularımı da yaşamak istedim aslında bir taraftan. Çünkü benimle aynı duyguları yaşayan kardeşlerim ona hakkını helal ettiler, ben etmedim. Hoca efendi, hakkınızı helal ediyor musunuz dediğinde ben onları mırıldanarak helal ettim dediğini duydum ama ben etmedim. Yani belki orada helallik verebilirim. Ben duygularımı yaşamak istedim.
yaşadığımda helal etmek istemedim. İçimden gelmedi. Ama canının acımasını sağken çok isterdim. Bana öğretilen bir şey daha var. Dediler ki bu kendin için yapman gereken bir şey. Babanın mezarlığına git, ayak ucuna gel. Ona hayattayken söylemek isteyip söylemediğin ne varsa içini kus. Bağır, ağla, anlat. Sonra hakkını helal et ve gel. Çok kıymetli bir arkadaşımın tavsiyesi bu. Bunu yapmadım. Henüz içimden gelmedi. Bir gün gelirse yapar mıyım? Belki yaparım ama bilmiyorum yani yapabilir miyim? Affetmeler, helalleşmeler hayatın içerisinde, insan psikolojisinde bunlar, bunun şimdi olması lazım. Ölüme tam da böyle üzülünür. Ya da işte hayatta şöyle hesaplaşılır gibi kavramlar herkese göre değişir. Hı. Milyonlarca insan var, milyonlarca da yas tutma biçimi var hepimiz için. Kaybettiğimiz kişiyi biz başka bir duyguyla uğurlarız. Bir başkası başka bir duyguyla uğurlar. O yüzden herkesin hayatında da başkadır. Boşluk olarak tanımladığı şeye Aslı çocukluğu boyunca o kadar çok düşmüş ki. O yüzden de o boşluğun adını şimdi koymak zorunda değiliz hayat içerisinde. Bugün dönüp baktığın zaman o evlilik kararını veren kişi olarak oradaki senin ruh halini, o hayattaki yerini, bu kararı nasıl verdiğini şimdi nasıl değerlendiriyorsun? Aidiyet duygusunun yoksunluğu. Kendimi birine, bir yerlere, bir şeye ait hissetmek. Yani evim olsun, çoluğum çocuğum olsun, birini çok seveyim, birisi beni çok sevsin. Aidiyet yani çünkü çok yoksun bir şey. Sevdin mi peki? Sevdim. Ha yani çok bir sevdim. Yok başka türlü zaten böyle bir olayın içine girmezdim. Mantığım gene devreye girerdi. Duygularım mantığımın önüne geçti. O zamanki şartlar altında bana gösterilen, anlatılan, lanse edilen karakter de zaten benim kaygılanmama çok gerektirmeyecek bir karakterdi. Evlilikten önce? Evet. Peki şiddet nerede başladı? Önce benim gülmelerim durmaya başladı. Yani bir otoriteyim, ben erkek karakterim, ben gücüm, ben ne dersem o olur. Ben çalışma hayatının içindeydim. Bir gün arkadaşın sevdiği bir kız var, çalışıyor, devlet memuru. Ona evliyken çalışan, maddi gücü olan bir insanla evlilik zor mu diye sordu. O da çok zor be arkadaşım dedi. Sözünü geçiremiyorsun, dişini geçiremiyorsun. İlk o zaman onu, ya bu ne dedi şimdi? Dedi, ilk kafam o zaman bulandı. Sonra yavaş yavaş fark etmeden, saat kaç, nerede kaldın? İş yerinden arıyorum, cep telefonunu arıyorum, kapatıyorum. Bu ben iş yerine şimdi çıkıyorum sinyali. Eve girer girmez koşarak geliyorum eve. Telefonu kaldırıyorum, evin telefonundan arıyorum cep telefonunu. Şimdi girdim eve, bak işteydim. Saatine bakıyor, kaç dakikada geldi. Çoğu zaman iş yerim Sirkeci'deydi. Sirkeci üst geçitini bilirsiniz, hala var. Oradan beni takip ettiğini gördüm. Böyle böyle başladı ve farkında olmadan evliliğin içerisinde bir sükunet sağlamak adına ben de aslında bu istenilenlere uyum sağlıyordum. Hani arada bir biraz daha lütfen medeni ol, benden niye şüphe duyuyorsun, bir yanlışım mı var sana, neden böylesin gibi böyle şeylerim oluyordu. Ama bunlar böyle gene de onun yaptırımlarının içinde kalmamı da sağlıyordu. Bu zaman içerisinde sesler yükselmeye başladı. Sesler yükseldikten sonra bana elini kaldırdığında ben kıyametleri kopardım. Bir gün beni aldattığını gördüm. Kızla görüştüm, evli olduğunu bilmiyor. Sonra buraları biraz kısaca geçeyim. Kızla biz arkadaş olduk. Ve dedim al senin olsun. Kız çok ağlıyor yani sevmiş, aşık olmuş falan. Al senin olsun dedim. Biz iki kız bütün günü birlikte geçirdik. Onun iş yerine gittim, tam gün beraber olduk. Bana baştan sona hikayesini anlattı. Ben emin olmak istedim. Kızı hakikaten çok canını yakabilirdin. Yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım? Adil olmak istedim ve ben kızı masum olarak gördüm. Kızla biz dost olduk. Ve ben o gün seni boşuyorum dedim. Boşanma kararını aldım.
nasıl tek başıma bir evlilik yaptıysam, gidip tek başıma Sirkeci, o zamanki Sirkeci Adliye Sarayı'nda boşandım. Boşandım ama benim yakamı hiç bırakmadı. Tehdit, hakaret, şiddet. Bir gün uyuyorum, evin içine gelmiş karanlık, susturucu takılı, şak şuk sesiyle şöyle karanlıkta kimsiniz diye tuttuğumda, beynime nasıl, korktun mu? Seni böyle alır götürürüm işte. Sen peki Aslı, şiddetin izlerini taşıyan bir çocuk olarak yeniden bedenine böyle dokunulduğunda nasıl hissettin? Karşımda bir erkek var. Fiziksel olarak gücüm eşit değil. Vallahi koltukların, yatakların üstünde o bana vurduğunda ben de ona vuruyordum. Yani böyle onu hakikaten hırpaladığımı biliyorum. Fiziksel olarak yeterli olabilmek için ciddi ciddi mücadele ediyordum. Çığlığı sonuna kadar basıyordum. Seni öldürürüm dediğinde hadi vur, buradayım, hadi vur. En fazla canımı alırsın. Dünya çok kısa. Ahirette ben senden her şeyini alacağım. Hiçbir şey yapamazsın bana. Oğlun dünyaya geldi. Nasıl bir dönemdi? Ben çok düşündüm. Psikolojim zaten allak bullak. Yani ciddi ciddi bir psikiyatri tedavisine ihtiyacım olan zamanlar. İşe geç gitmeye başladım. İşte kafamı veremiyorum. İnanılmaz kilo kaybım var. 57 kilo evlendim. 40 kiloyum. Arkamdan AIDS'li midir nedir diye konuşulanlar var. Bir gün hasbelkader öğrendim hamile olduğumu. Gerçekten çok büyük bir tesadüf. Ama bu arada tomografi, sintigrafi, röntgen, antidepresan her şeyde var vücudumda. Tamam dediler. Karar senin dediler. Doğurdum. 4,5 aylıkta hamileliğim. Bebeği artık biz sindirdiğimizde o da haber olduğunda aslında o çok mutlu olmuştu. Ben mutlulukla beraber acı, kaygı, korku hepsini beraber yaşadım. Ben ne yapacağım diye. Sonra 4,5. ayda hamileliğimin geldi. Bebek doğduğunda yanımdaydı. 3 ay 6 günlüktü. Tamamen hayatımdan gitti ve bir daha birkaç sene boyunca hiç izini yüzünü görmedim. Tamamen terk etti. O gitti. Ve sen aslında oğlunla beraber kaldın. Bu evlilik bittiğinde hayatında aslında yine sığınma evinin olduğu bir dönem başlıyor. Bu sefer oğlunla beraber. Evet. Nasıl hatırlarsın o dönemi? Çaresizliğin dibini yaşadım daha önceden. Hani nasıl sokakta kaldım, bu gece yatacak yerim yok dedim, korktum ya. Bu sefer daha beterini yaşadım. Kucağımda bir çocuk var. O zaman bireydim, gençtim. Her yere sığabiliyordum. Artık bebek var, bebekten her yere sığınmıyor. Kardeşlerimin bazıları bana Bursa'ya gelmem, İstanbul'dayım çünkü, Bursa'ya gelmem konusunda fazlasıyla ısrar ettiler. Bana da mantıklı geldi. Aldım çocuğumu, geldim. O gece, daha geldiğimin ilk gecesi, bana hiç beklemediğim bir şekilde net kurallar çizildi. Elektrik, su, doğalgaz sayaçları asla farklılık göstermeyecek. İşte bu evde yaşıyorsun, bu evin giderlerine katılacaksın. Çocuğunu işte birine, bakıcıya vereceksin. Kazandığın parayı ortaya koyacaksın. Onu yapacağım, bunu yapacağım, şöyle böyle. Ben bir tosladım. Daha kendime gelmemiştim ki. Bir kere ne istiyorsun, hoş geldin, iyi ki geldin. Yok, yani direkt badozlama bir olayın içine girdik. Yani git buradan, git buradan, git buradanlar başladı. Çıktım, gidecek, nereye gidecek? Yani teyzemin evine gidiyorum, 2 gün dayanıyorsun. 3. gün ya olmaz böyle, bir sana bakamayız, oraya oraya. Hayat hikayem bu araya akmadan önce de ziyaretlerim olurdu. İnsanları giderdim, görürdüm. O zamanlar böyle coşkuyla "Oo, kim gelmiş" diye karşılandığım evlerde böyle geldi başımıza mı kalacak gibi bakışmalar başladı. Ve ben Bursa'da kadın sınıfının varlığını bilmiyorum. Bir akşam üstüydü böyle, havanın yağdığı bir gün, çocuk kucağımda uyuyor. Valinin kapısını çaldım. Valiyle görüşemedim. Vali yardımcısıyla görüştüm, Sosyal Hizmetleri Bakanı yardımcısıyla. Beni hemen oradan oraya, oradan oraya, kadın sınma evine girişim sağlandı. Kadın sınma evinde kalış süresi genel olarak 3 aydır. 3. ayımı doldurduğum gün annem vefat etti. Dün de konuşurken hep yüzünde beliren o anne.
O annenin somut varlığı hayattan gidiyor. Yasını yaşadın mı sen? Hayır. Hayır. Ben annemi sesini yüzünü görmeden 5 yıl yaşadım. Bu 5 yılın içinde bir gün telefonu açtım. Ben arada sessiz telefonlar açıyordum eve. Annem dedi ki, kızım Kevser sen misin? Sen konuş, baban yok burada dedi. Ben anne benim dedim. Neredesin dedi. Anne ben Bursa'ya geldim dedim. Birazdan döneceğim dedim. Yemeğini yedin mi diye sordu. Yemeğini yedin mi? Ben ağlamaya başladım. Ağlama dedi. Yemeğini yedin mi yiyeceğim dedim. Söz ver, yemin et. Tamam anne yiyeceğim. Yiyeceğim. Ne yiyeceksin dedi. Konuşacak her şey bitti. Sadece bu kaldı. İyiyim dedim. Bana dua et dedim. Senin duaların sayesinde ayaktayım dedim. Bana ölüm haberi geldiğinde akşamdı. Oğlum kreşten gelmiş. Kucağıma aldım. Sarıldım. Bağıra bağıra ağladım. Çok uzun zaman ağladım. Hayatımın en acı günü. Hissettiğim duygu. Bir daha hayat hiç aynı olmayacak. Bir daha ben hiç gülmeyeceğim. Bir daha hiçbir zaman ben neşelenmeyeceğim. Hiçbir zaman ben çocuğuma daha önceki gibi dokunamayacağım. Hayatımın böyle %80'ini aldılar, toparladılar ve attılar zannettim. Ölümün, kaybın acısı başka bir yerde. Evet. Hele ki bir anneyi kaybettiğimiz zaman kaç yaşında olursak olalım çocuklaşıyoruz. Ama diğer taraftan sana belki o eşlikle, o destekle, o yası paylaşma hakkını çok vermemişler, öyle anlıyorum. Hayatına kattığı şeylerle beraber sen de bir kere daha da buradan almış olduk kaybettiğimiz bütün anneleri. Genel yapıyı anlatmak çok başka bir şey. Bunu benden bekleyecek arkadaşlarım var. Küçücük bir parantez koyayım oraya. Çocuk da bir kere anne bir garipliği hissetmeli. Hisseder. %70-80 de hisseder. Çocuğun göz kontağında bir kısıtlılık varsa hiç yoktur. Bazen kısıtlıdır. Etrafında dönebilir. Nesneleri artık oral tanımadan geçme yaşında bunu bırakmamış olabilir. Her şeyi ağzına tatmak olarak tanıyor olabilir. İşte dönen nesnelere karşı ilgisi fazla olabilir. Genellikle metabolik olarak da kendini gösterir. Alerjen vücutludurlar, hassastırlar. Hiçbiri birinin aynı değil. Ama bunların hepsinin de bir çocukta olması da beklenmez. Bazen ben göz kontağı hiçbir zaman problem çıkmamış ve tam otizmli olan çocuklar da gördüm. Yani bunları gördüğünde mutlaka direkt bir çocuk gelişimi uzmanına, bir nöroloğa, bir psikiyatra. Ama herkes de bebeklik döneminde bunu göremeyebiliyor, tanılanmayabiliyor. Ben bugün tanılarım. Şöyle de bir gerçek var maalesef. 3 yaşına kadar doktorlar bunu görse de söylemekten imtina ediyorlar. Artık söylesinler. O yaşı kaçırmayalım. Şimdi biz Yağız Emre dünyaya geldi. Her şey çok güzel gidiyor. 7. aylarda bir şey oldu. Durdu. Yani önce gülmeleri durdu. Kahkaha atan çocuk atmaz oldu. İşte altını değiştirirken, kendini debelerken, hani abin nerede dediğimde evin içinde abiyi arayan çocuk flu bakmaya başladı. Sonra fark ettim, canı yanmamaya başladı. Bir gün 8 tane tırnağımı geçirdim şu baldırına ki çok hassas bir yerdir ya. Tırnaklarımı yavaş 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 orada kabuk bağlayacak kadar geçirmişim. Diye bir ses en son çıktı. Canı acımıyordu. Eli sobaya yapışmış, yanıyor, farkında değil. Bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. 11 aylıktı ilk psikiyatriye gittiğimde. Psikiyatri bir şey yok dedi. Çılgın gibi stereotipik yapıyormuş. Kanat çırpma onların çok genelinde vardır. Çocuk kanat çırpıyormuş. Ben var bir şey diye ikna edemedim. 1 yaşında abisi kendi pastasını katalogdan bu diye kıyamet koparan abi. 1. doğum günü pastasını bunu istiyorum diye kendi diliyle bağıran abi. 1. doğum gününde benim diğer oğlum mumun alevini avuçlamaya gidiyordu. Yani acı da duymuyor. Biz cısmız falan yaparız ya hani korksun, bilsin, tanısın diye.
Çocuk hiçbir şey yapmıyor. Kesinlikle bir şey var diye bağırdığımda ve ilk önce eşim ve eşimin ailesi tarafından çocuk onların çocuğu, ben el alemim, onların çocuklarına çamur atıyormuşum gibi bir karşılamayla karşılandım. Gittim nörolojiden randevu alıp gelene kadar çocuk 16 aylık oldu. Beyin MR'ları, EEG'ler, bu tanılama süreçleri, göz, kulak, burun, boğaz hepsinden geldik, geçtik. 12'ye 5 kala çocuk gelişimci uzmanın odasına girdik. 5 dakikasına çocuğun otizm kelimesini ilk defa duyduğum yer. Çocuğunuz otizmli olmuş dediler. Baba, abi orada hemen tedavisi hayır yok dediler. Ya böyle dünya tepeme yıkıldı. O gün ben nasıl, dizlerim beni taşıdı eve, nasıl getirdi bilmiyorum. Geldim eve, aynalarla konuştum. Çok uzun zaman aynalarla konuştum. Bana önce benim kabullenmemi söylediler. Sonra dediler ki bir kişiyle kalma, birkaç doktora daha görün. Hatice Akova. Bir kere göründüğüm ve söylediği her şeyi hayatıma hala uyarladığım doktor, çocuk ergen psikiyatrı. Bana bir şey öğretti. İşte o bir şey bugün benim hayatımın aslında kırılma noktalarından biridir. Konuşmanın sonunda şöyle dedi. Bak annesi dedi. Senin dedi hayatının modunu aşağıya indiren, sana rahatsızlık veren, seni üzen, kıran, seni rencide eden hayatında kim varsa hemen çıkar. Bundan sonra günde bir öğün yemek yapacaksın, hafta sonları bir kez temizlik yapacaksın, bütün enerjini çocuğuna vereceksin, babaya görev paylaşımı yaptı. Ha bunları yapmazsan ne olur? Ben bütün herkese söylüyorum. Yani bunları yapmak zorundalar. Çünkü bu mücadele bir sonuçta insanız, etten kemikteniz, bizim de bir limitimiz var. Limitimizi tamamen çocuğa vermek için alanları açmalıyız, düzeltmek gerekiyor. Öyle günler, gezmeler, akraba ziyaretleri falan yok. Bunların içinde babanın anneye çok büyük maddi, manevi, psikolojik her türlü yanındayım, buradayım ve bizim. Bu olay bizim demesi gerekiyor. Bu süreç içerisinde ben doktorun bütün dediklerini yaptım. Şu anda kavgam, gürültüm, küstüğüm, acı sözüm hiç olmayan bir sürü insan hayatımda yok. Sevcan, merhaba. Aslı ve Aynur. Hepimiz Paylaş Benim Evi'nin çalışma odasına hoş geldik. Teşekkür ederiz. Bugün burada biraz otizmi ve özel gelişen çocukları konuşmak istiyoruz değil mi? Evet. Ve anneliği konuşmak istiyoruz. Böyle de bir sahnemiz var. Evet. Sembolik bir sahne. Mış gibi yaparak düşünmek ya da oyun içinden düşünmek belki bazı şeyleri konuşmayı hafifletir diye düşündük. O yüzden sizinle bu kayıt başlamadan önce de aslında biraz çalıştık, üzerine düşündük, konuştuk. Nasıl başlayalım? Önce herkes acaba kendi çocuğu için bir renk mi seçse? Burada bir sahne var. Muhammed için, Yiğit için, Yavuz Emre için. Seçsek mi? Ben Yavuz Emre Çiçek. Kaç yaşındayım? 14 yaşındayım. Otizm tanımı 16 aylık bebekken aldım. Şu anda 14 yaşındayım. Bu sene LGS serüvenimi bitirdim ve çok güzel bir fen lisesi kazandım. Artı okulumu birincilikle bitirdim. Burası benim sınıfım. Sınıfta bir sürü arkadaşım var. İşte Ahmet, Hamza, Berna, Filiz ve ben Yavuz Emre Çiçek. Okulda mutlu musun? Hayır. Farklılığımdan dolayı okulda günah keçisi seçildim. Bunu ben çok sık yaşarım. Diğerleri gibi kendimi ifade etmekte sıkıntı çekiyorum. Evet, akademik olarak belki fazla iyiyim ama duygularımı dile getirmekte, ifade etmekte hala güçlük çekiyorum. Zannetmeyin ki fen lisesini kazandığımda ben herkesten daha iyiyim. Aslında benim hayatım güçlüklerle dolu. Ve en çok da işte bu sınıf arkadaşlarım, daha çok da başlarında duran hocalarım sayesinde yaşamım hep gözyaşı ve güçlükle geçiyor. Bazıları kıvırcık saçlıdır, bazıları gözlüklüdür, bazıları şişmandır, bazıları kısa boyludur. Ben de otizmliyim. Sadece bu. Benim diğerlerinden ayıran hiçbir farklılık yok. Düşünce sistemim farklı, bunları yansıtma şeklim farklı. Yani ben kısaca ona işletim sistemimin daha değişik çalıştığını söyleyebilirim. Hepiniz gibiyim. Teşekkür ederiz. Sesini duyurdum. Evet. Başka çocuklar da var sahnede. Ben Yiğit Kesmer. Annemin de desteğiyle
Şimdiye kadar okul hayatımda, ilkokulu bitirdim. Nasipse 4. sınıfa başlayacağım. Ve arkadaşlarım tarafından hep sevildim. Arkadaşlarım tarafından kabullendim. Ailemin, annemin de desteğiyle. Fakat ayrıldığım takdirde bilinçsiz bir takım arkadaşlarımın ailesi tarafından arkadaşlarımdan soyutlandım. Yiğit, sen kaç yaşındasın? 11 yaşındayım. Ve büyüklere söylemek istediğin bir şeyler var. Çünkü arkadaşların seni kabul ediyor. Büyüklere söylemek istediklerini söyler misin? Tabii ki. Benim arkadaşlarıma ihtiyacım var. Yetişkin, bana sahip çıkacak vicdanlı insanlara ihtiyacım var. Çok şanslıyım. Çünkü birçok merhametli, vicdanlı insanlarla karşılaştım, denk geldim. Manevi insanlar tarafından da çok zenginim. Onun haricinde her zaman destek olan, arkamdan elini ayağını çekmeyen mükemmel bir annem babam var. Her konuda. Sadece sosyalleşmek, eğitim hayatımda kabullenmek, sadece ilgi, alaka, şefkate ihtiyacım var. Hı hı. Biri daha var sahnede. Uzakta kaldı ama. Ben Muhammed Toptaş. 24 yaşındayım. Ağır otizmliyim. Yani 18 yaşından sonra okulum bitti. 7 senedir evde oturuyorum ben. Yani çocuğumun eğitim almasını, sürekli eğitim almasını istiyorum haftanın 5 günü. Ama ücretli olduğu için gidemiyoruz. Yani bunun, yani devletimiz bize el uzatmasını istiyoruz. Bunların ücretsiz olmasını istiyoruz, yaşam okullarını. Muhammed olarak başladınız, kendiniz olarak devam ediyorsunuz. Annelik deneyimlerine de geçmiş oldu. Belki tam da bu sahnede, değil mi? Okulların da açıldığı bir dönem. Pek çok farklı şey de konuşuluyor. Belki duyurmak istediğimiz anneler olarak bir şeyler vardır. Çocuklarınızın rollerinden çıkıp şöyle bir, hani onlar değilsiniz. Şöyle kendiniz söyleyeyim, çocuklarımızın bize ihtiyacı var ama bizim de vicdanlı, merhametli insanlara ihtiyacımız var. Şöyle de bir şey söyleyeceğim. Psikologlarımız çok değerli bir meslekleri var. Kendimden yola çıkarak, evladımdan yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Önce bir anne olarak bizim tedavi edilme ihtiyacımız var. Tedavi derken sohbet bağımında. Ben bunu çok yaşadım. Çok destek aldığım insanlar oldu. Bunu kendileri de seve seve yaptı ve ben o insanlardan birçok şeyi öğrendim. Çocuğuma nasıl yaklaşmam gerektiğini, nasıl davranmam gerektiğini, onlardan çok şey kazandım. Haddim değil belki ama onların sayesinde üniversite okumuş gibi hissediyorum. Çünkü ben aldım ilk önce eğitimle. Ve ben aldığım, onların desteğiyle aldığım eğitimle evladıma faydamın olduğunu düşünüyorum ve birçok faydamda dokunduğunu düşünüyorum. Biraz oradan oraya geçiyorum ama şöyle bir durum var. Ben kendi adıma söylüyorum. Çocuğumun sayesinde savaşmayı öğrendim. Güçlü olmayı öğrendim. Kuvvetli olmayı öğrendim. Savunmayı öğrendim. Bunların hepsini bana kazandıran evladımdı. Başka hiç kimse değil. Ben inanıyorum ki gerçekten taşıyabilene vermiş Rabbim ki bunu şöyle söyleyeyim. Herkes bir şekilde sınanıyor. İlk evladımdan dolayı sınanmışım. Onun sayesinde mükemmel insanlarla tanıştım. Allah'ım inşallah onların böyle elini üstümden çekmesin. Çünkü ben onlar sayesinde güçlüyüm. En güzeli nedir biliyor musunuz? İnsanları, çocuğunuza zarar verenleri dokunarak bile olsa, sözde bile olsa üslubunuzla dövmek. Onun için de zaten şu gerekiyor, bir destek. Mesajı şöyle verelim, yargılanmamaya ve desteklenmeye ihtiyacınız var. Evet. Sizin mesajı nasıl verelim? Benim size mesajım... neler öğretti Muhammed? Muhammed bana çok şeyler öğretti. Yani böyle merhameti, sakinliği, merhametliği. Yani bilmiyorum, sabrı, yani çok şeyler. Ve sizin de desteğe ihtiyacınız var değil çok, mi? Çok, çok. Çokça söylediniz. Evet, evet. Çok desteğe ihtiyacımız var, evet. Bize el uzatsınlar, biz anneleri anlasınlar, bizim çektiklerimizi görsünler, çocuklarımıza böyle eğitim olarak versinler. Mesela yüzmeye gitsinler, futbola gitsinler, spora gitsinler. Bunlar istiyoruz. Evde kalınca çocuklarımız çok kötü oluyor. Yaşam kurumları var ama ücretli. Benim durumum yok, gönderemiyorum. Yani bunların böyle devlet tarafından karşılanıp çocuklarımızın gitmesi için. Son sözü Aslı size verelim. Sahnede de nasıl bir değişiklik yapmak istiyorsanız yapın ya da ne söylemek istiyorsanız, nasıl toparlamak istiyorsanız. Vicdanlı insanlara ihtiyacımız var. Özellikle biz en çok eğitimli cahillerden çok
çektik. Eğitimli cahiller dediklerimiz, onların sabitleri vardır kafasında. İşte bunlar otizmli, bunlar işte bizim aramızda ne iş var, al çocuğunu başka okula götür. Bizim çocuğumuz sizin çocuğunuzdan etkileniyor. İşte o çığlık atıyor, işte yok bu böyle dedi, o öyle yaptı. Şimdi burada belirleyici unsur bir, öncelikle okul öğretmeni ve müdürüdür. İyi bir müdür, empati yapan, iyi donanıma sahip olmuş ve bu müdürün formasyon eğitiminin bu anlamda desteklenmiş olması her sene tekrarlanarak bütün müdürlerin, okul müdürlerinin anaokulundan liseye kadar desteklenmiş olması gerekiyor. İşte eğitimli cahiller dediğimiz olay burada başlıyor. Şimdi bütün okul kadrosu eğitimini tamamlamış, fakülte mezunu ve mesleklerindeler. Ama bu konuda cahiller, bizi tanımıyorlar. Bakın, hepsi çocuk ya, hani kurgu bu ya, çocuk, 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 çocuk. Bunun sarı, bunun lacivert oluşu onu kötü, eksik mi yapıyor? Ne yapıyor? Mavi, sadece farklı yapıyor. Sadece farklı. İşletimci sistemleri farklı. Şimdi bunu bir sınıf yaptık ya, biraz genişletelim halkayı. Genişletelim hadi. Bu dünya olsun. Şimdi inançlı insanlar için ahiret hayatı var, evet bir. Dünyadayız, varız, burada yaşıyoruz. İki, başka üçüncü bir dünya var mı? Yok. Yani biz bu dünyanın içindeyiz. Sen kabul et ya da etme. Bütün farklılığımla beraber buradayım. Benimle yaşarken daha mutlu olabilmek istiyorsanız, kendiniz için bile olsa, sadece varlığımla kabul görmek istiyorum. Esirgenmek istiyorum. Varım, buradayım ve hiçbir yere de gitmiyorum. Bir an önce kabulleneyim. Hepimizin hayatında bir çocukluk var ve o çocukluk biz hayatta ilerlemeye devam ettikçe bizim yanımızda kalıyor. O çocukluk 5 yaşında bitmedi, 12 yaşında bitmedi, 18 yaşına geldik diye bitmiyor o. Yanımızda hep. Her yolculuğumuzda, her kararımızda, her yetişkinlik seçimimizde, evliliğimizde, anne baba oluşumuzda, yaşlandığımızda, ölmeden önce çocukluk hep bizde. O çocuğun bazı ihtiyaçları diğerleri tarafından karşılanmamış olabilir. Bizim o çocuğu yanımızda tutup, onun ihtiyaçlarını fark edip, her yaşta karşılamamız gerekir ki çocukluğumuzu büyütebilelim. Elimde bize getirdiğin bir çocukluk fotoğrafı var. Evet. Kaç yaşındasın burada? 11. Bazı ihtiyaçlarının sevilmekle ilgili, değer görmekle ilgili, takdir edilmekle ilgili, onaylanmakla ilgili çok karşılanmadığını duydum ben. Evet. Ve bugün sen kuvvetlenmiş aslı olarak burada bu çocuğun o ihtiyaçlarını fark edip ona gerçekten duymaya ihtiyacı olan cümleleri, sevgiyi, teması hissettir isteyeceğim. Şöyle vereyim sana. 50'sinde bir aslıdan 10 yaşındaki Kevser'e. Gözlerimdeki ben korkuyu görüyorum. Benim gözlerimde hüzün var. Gerçekten yani görebiliyorum onu. Karanlık yıllar geçecek demek çok isterdim. Yaşayacağım acılara rağmen sabret derdim ona. Sabret. O karanlık odalar bir gün ışığa kavuşacak derdim. Ya kendime sarılmayı şu anda gerçekten çok istiyorum. Hayatım boyunca çok az insan sarıldı bana. Hikayelerin içinde anlatırken kendime bakıp bu kadar duygulanacağım hiç beklemediğim bir şeydi. Seni seviyorum. Seni 1000 kere seviyorum. İyi ki biz buyuz. İyi ki Allah bizi çok güçlü yaratmış. Yaşadığımız acılara rağmen iyi ki bugün böyleyiz. Okumayı o gün de istiyordum. Bugün de istiyorum. Biz ikimiz okumayı hep çok istedik. Ne olur Allah'ım bana o günü göster. Ben diploma aldığım günü yaşamadan ölmek istemiyorum. Şu anda sözel olarak değil de şöyle kocaman sarılmayı çok isterdim ona. Gel şöyle yapalım. Zamanlar bir, o da sensin, sen de osun. Kapat gözlerini ve öyle sarıl kendine. Ona sarılır gibi sarıl kendine.
Şöyle sarılır da ver. Sarıl. Korkma. Korkma. Kokumu duyuyorum. Sadece ben ona sarılmıyorum ki, o da bana sarılıyor. Hissediyorum. Çok güçlendim. Artık hiç kimse canıma acıtamıyor. Ne fiziksel olarak, ne duygusal olarak. Canımı acıtan herkes hayatımın dışında. Artık güçlüyüz, kimse bizi dövemiyor, kimse bizi acıtamıyor. Kimse bana artık hakaret, şiddet uygulayamıyor. Ve onlara uygulamak isteyenlere de o kadar güçlüyüm ki her türlü cevabı verebilirim. Fiziksel olarak da, kanun karşısında da, her anlamda. Ben güçlüyüm ve kendimi seviyorum. Ne güzel söyledin. Açabilirsin istediğin zaman. Nasıl? Hem bu çocukluğu, hem karşımdaki kadını, dönüştüğünüz hal için seni gerçek anlamda bir kutlamak istedim. Hayat kutlamaktır bazen de. Az ya da çok yarasız çocukluk yok. O yüzden de çoğumuzun çocukluğu başka yaralardan destek istiyor. Büyüyoruz ama bazen hayatın içerisinde oralara dönüp kendimize sarılmanın ya da destek vermenin, seni seviyorum diyebilmenin yollarını da buluyoruz hayatta. Bunun nasıl yapıldığını kendi öykünde şu an bize o kadar güzel anlattın ki. Fotoğraf sende. İstediğin zaman yapabilirsin. Fotoğraf hadi bir tarafta. Zaten çocuk sende. Kırılığa kırılığa güçlenme hikayesi seninki. Biz bu arada bu çalışmayı yapmadan önce biraz üstüne de konuştuk. Programdan önce destek sistemi başladı. Sen zaten uzun yıllar terapilerden geçmiş birisin. Evet. Ama bunu ekran önünde anlatmak başka bir şey. Başka bir korunak istiyor. Evet. Biz de onun için yanındayız. Programda devam ediyor aralarda. Sevgili meslektaşım İnanç da burada. Programdan sonra da devam edecek. Yan yanayız. Dolu dolu bir teşekkür ederim anlattığın her şey için. Çünkü bugün hayatının her döneminin, özellikle de son bölümde annelikle ilgili anlattığın her şeyin birçok insana ilham olacağını düşünüyorum. İnşallah. Kendi çocukluğunu ve çocuklarını simgeleyen, bence artık birçok çocuğu simgeleyen rüzgar günün senin olsun. Evime götüreceğim. Bu da benim kitabım. Aidiyet bilgisiyle geldin ya. Evet. Aidiyetimi bulamayan bir çocuktum dediğin yerde belki hayatın o dönemlerine eşlik eder. Benim evim neresi? Okurken altını çizdiklerini paylaş benimle de. Olur mu? Zevkle. Yolun çok açık olsun. İyi bak kendine. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldim dediğim, olmaktan keyif aldığım, giderken de huzur bulduğum yerden gidiyorum. Dönüp de gelebileceğim bir yer. İstediğin zaman. İyi bak kendine. Teşekkür ederim. Görüşürüz.